Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Sa'd suresi 49-64. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildirmekte. Hâzâ zikr. Bu bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim bir zikir kitabıdır. Yani bir öğüt kitabıdır. Ve burada insanların şanını yüceltecek, Kur'an'a tabi olanları yükseltecek manalar bildirilmiştir. Ve inne lil muttaqin la husne me'ab. Muttaki olanlar için elbette güzel bir akibet vardır. Yani günahlardan uzak kalan, kendini günahlardan koruyan muttaki, takva sahibi kimseler için güzel bir sonuç vardır. Cennetin, cennet-i adn, adn cennetleri var. Müfettahat ellehumul ebvab, kapıları kendilerine açılmış vaziyette. Yani cennetin kapıları onlara açılacak. Haydi buyurun cennete girin denilecek. Bu şekilde kapıları açılmış şekilde adın cennetleri var. Müttekiine fîhe, onlar orada cennet koltuklarına yaslanmış vaziyetteler. Yed'ûne fîhe bifâkihe kethîra ve şerâb. Orada pek çok meyveler ve içecekleri isterler ve kendilerine getirilir. Yani cennet çalışma yeri değil, cennet mükafat ve lezzet yeri. Bu dünyada insan bir takım lezzetleri az çok tadıyor. Cenneti hatırlatan bazı nimetleri dünyada kısmen görebiliyor. Ama buna rağmen, bununla beraber dünya tümüyle bir mükafat yeri de değildir. Dünyanın çilesi de çoktur. Ve insanlar tümüyle dünyada lezzet içinde yaşayamazlar. İlla bir takım çileleri çekmeleri gerekir. Diğer alemde ise artık imtihan yok. Artık cennet ehli için bir takım mükellefiyetler, bir takım ibadetlerle sorumlu olmak gibi durumlar yok. Böyle olunca cennet tamamıyla bir sürur yeri ve bir lezzet yeri. İşte ayette pek çok meyveler denilmesi, onların orada zevk almak için o meyvelerden yiyeceğine de işaret ediyor. Malum meyve daha çok zevk almak için yenilir. İnsan yerken de gerçekten çok lezzet alır. Diğer alemde şu dünyadakilerle kabili kıyas olmaz bir şekilde en güzel cennet meyveleri olacak ve cennet ehli o meyvelerden yiyecek. Bir de şarap, içecek anlamında. Dünyada bir takım içecekler var. Süt, ayran, limonata vesaire değişik içecekler var. Bir de böyle dini endişe taşımayan insanların içmiş oldukları haram bir takım içecekler var. Şarap türünden, içki türünden bazı şeyler var. Onlar bunları içerken muhakkak ki bir lezzet alıyorlar. Ama bu haram olan bir lezzet. Diğer alemde وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا. Onların Rabbi onları tertemiz bir şarap ile onlara ikramda bulunacaktır. Ayet-i Kerime şarabı cennetten bahsediyor. Ancak bu şarabı cennet zevk verecek. İnsanın aklını başından almayacak. Aklını iptal etmeyecek. Onu sendeletmeyecek, sersemletmeyecek. Ve insan içtiği zaman bütün hücreleri adeta bundan böyle bir zevk duyacaklar. Ve indahum gasiratut tarf etrab ve onların yanında gözlerini kocalarına dikmiş olan onların emsali, yaşça birbirine emsal olan hanımlar olacak. Yani cennette aile hayatı da var ve dünyada da aile hayatında bir mutluluk vardır ama asıl mutluluk diğer alemde olacak. Şu dünyada gerek kadın gerek erkek bir takım eksikleri, arızaları da vardır. Ve bundan dolayı aile hayatında zaman zaman sıkıntılar da yaşanmaktadır. Ama diğer alemde artık bunların her birinin eksileri, eksikleri nelerse orada tamamlanmış olacak. Diyelim boyu kısa mı? Orada boyu bala bir kamet olacak. Uzun bir boy olacak. Diyelim rahatsızlığım var. Artık orada rahatsızlık olmayacak. Diyelim güzellik itibariyle problemim var. Artık orada en güzel bir şekilde yaratılacak. Bu şekilde
cennet tümüyle bir zevk yeri, bir lezzet yeri olacak. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِيَوْمَ الْحِسَابِ Ve onlara denilecek ki, bu hesap günü için işte size vaat olunan şey. Yani dünyada bir hesap günü size söylenmişti. Diğer alemde bir muhasebe eleğinden geçeceksiniz. Bu size bildirilmişti. Artık bugün bunun neticesini görüyorsunuz. Hesabınızı verdiniz. Bunlar size mübarek olsun denilecek. İnne hâzâ le rizguna işte bu bizim bir rızkımızdır size verdiğimiz. Mâ lehû min nefât ve bunun tükenmesi söz konusu değildir. Yani cennet nimetleri gün gelip bitmeyecek, tükenmeyecek. Hani bir insan dünyada çok güzel yiyecek şeyler olur da ama biter endişesiyle az az yer. Ama diğer alemde böyle bir korku, böyle bir endişe olmayacak. Mesela bir insan bir meyve ağacına dese ki gel, ağaç gelecekmiş. Dallarını uzat dese, dallarını uzatacak. Bir garsonun buyurun efendim dercesine ağaç meyvesini takdim edecek. İnsan o meyveyi oradan kopardığında ve afiyetle yediğinde bir de bakacakmış ki orada yine eksilme yok. Ağaçta yine meyve duruyor. Yani o alem bir nur alemi. Hani dünyada da şu anda bilgisayarlarda bu olabiliyor. Diyelim ki flash diskten bilgisayara bir şeyi kopyalayıp aktarıyorsunuz. Flash diskte duruyor ama bilgisayara da aynısı aynı anda geçiyor. Veya aynı şey bir anda yüz binlerce farklı yere gönderilse bir anda hepsinde bulunuyor ve gönderen yerden de herhangi bir şey eksilmiyor. Dünyada da adeta cennetteki nimetlerin eksilmemesinin, tükenmemesinin bir numunesi bulunmakta. Hâzâ, bu böyle. Ve inne lit-tâğîne leşerre me'âb. Ama tâğî olanlar için, azgın olanlar, tuğyana sapanlar için kötü bir akibet var. Cehennem, cehennem var. Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennemi genelde mukayeseli bir şekilde anlatır. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olduğu gibi azabı da var. Ve insanın hem ilahi rahmeti düşünüp ümit içinde olmaya ihtiyacı var. Hem de azabı düşünüp kendine bir çeki düzen vermesine ihtiyacı var. Yaslavneha ona girecekler. Febi'sel mihat orası ne kötü bir döşektir. Aslında döşek istirahat yeridir. Ama ateşten bir döşek. Hani iğneli fıçı tabiri kullanılır ya. Bir insan döşeye uzanır ve dinlenir. Ama iğneli fıçının içindeyseniz orada dinlenmek diye bir şey söz konusu olamaz. İşte cehennem ateşine giren kimseler o iğneli fıçıdaki insan gibi orada dinlenme diye bir şey söz konusu değil. هَذَا bu böyle. فَلْيَذُوقُوهُ artık onu tatsınlar. حَمِيمٌ وَغَسَّاكُ yani o tadacakları şey de nedir? Kaynar bir su ve irin. Kaynar su, bir insan diyelim yemeğini yer ardından da su içer. Su onu rahatlatır. Ama kaynar su onun için bir işkencedir, bir ızdıraptır. Öte yandan irin gibi şeyler elbette insanın tiksineceği, insan tabiatının kabul etmeyeceği şeylerdir. İşte cennet ehli için çok güzel yiyecekler, içecekler var. Buna mukabil cehennem ehli için en kötü yiyecekler ve en nahoş içecekler var. Ve aharu min şeklihi ezvaç ve daha bu şekilde başka başka azaplar da var. Yani sırf bunlarla da sınırlı değil. Cehennem sadece bir ateşten ibaret değil. Sadece bir irinli diyelim kaynar sudan ibaret değil. Bunların benzeri başka başka bir takım azaplarda bulunmakta. Genel hatlarıyla şöyle diyebiliriz. Cennet dediğimizde en güzel nimetler orada var. Neyi hayal edersek güzel olarak ondan daha güzeli cennette var. Cehennem dediğimizde en kötü neler varsa onların hepsi orada var. Hayal ettiğimizden çok daha kötüsü bulunmakta. Mesela yumurta güzel bir nimet. Ama yumurta bozulduğunda acayip kokusu ağırlaşır. Ve onu yiyemezsiniz. O çöpe atılır.
İşte cehennem ehlinin yiyeceği o çöpe atılan kokmuş yumurta gibi şeyler tabiri caizse, irinli bir takım şeyler vesaire vesaire. Bu manada Kur'an-ı Kerim onların azabını tasvir ediyor. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمْ مَاكُمْ. Bu da cehennemdeki bir durumu bize anlatıyor ayet-i kerime. Küfrün bir lider tabakası var, önde gelenleri. Bir de bunlara tebaa durumunda olan, bunlara raiyet durumunda tabi olan kimseler var. İşte önde gelenlere denilecek ki, kendileriyle beraber cehenneme gönderilen kimseler gösterilip, işte bu grup var ya, muktahimun makum, yani bunlar da sizinle beraber olacaklar. Bunlar da sizin yoldan çıkardığınız kimseler. La marhaben bihim, onlara bir merhaba yok. Yani onlar rahat yüzü görmeyecekler. İnnahum salunnar, onlar cehennem ateşine girecekler. Yani cehennemde insanlar demek ki bu şekilde birbirleriyle de birbirlerini görecekler ve lider tabaka saptırmış olduğu kimseleri görmüş olacak ve onlara denilecek ki işte bu yoldan çıkardığınız kimseler, onlar burada rahat yüzü görmeyecekler. Galu bel entum la merhaben bikum. Saptırmış oldukları, yoldan çıkarmış oldukları kimseler de diyecekler ki aksine siz rahat yüzü görmeyesiniz. Entum gaddemtumuhu lena, yani siz bizi buraya sürdünüz. Siz bizi buraya getirdiniz ve cehennem ateşine maruz bıraktınız. Febi'sel garar, ve o cehennem ateşi ne kötü bir yerleşim yeridir. İşte Firavun gibiler, Nemrut gibiler, Ebu Cehil gibiler bir kısım insanların önüne geçti. Onlara mutluluk vaat ettiler. Adeta onları gelin biz sizi en güzel yere kavuşturacağız dediler. Ama tutup onları cehennem ateşine bıraktılar. Ve orası ne kötü bir yerleşim yeridir, ne kötü bir kalınacak yerdir. Galu dediler ki, liderlerine tabi olup cehenneme girenler dediler ki, Rabbena men gaddeme lena hâze, ya Rabbi bu azabı kim bize takdim ettiyse, kim bizi buraya getirmişse, fezidhu azaben dı'fen finnar, onun cehennem ateşindeki azabını kat kat yap. Ve galu, ve dediler, bunlar da önde gelenler, küfrün liderleri, مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا, bize ne oluyor ki bir kısım rical, erkekler vardı, insanlar vardı, onları görmüyoruz. كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ, biz onları eşrardan sayardık. Yani şerli, kötü insanlar olarak kabul ederdik. O kötü kabul ettiğimiz insanlar neden burada görülmüyor diyecekler. İşte Ebu Cehil gibiler, adam yerine koymadıkları Bilal Habeşi gibi kimseleri cehennemde elbette göremeyecekler. Göremeyince de şaşıracaklar. Dünyada bunlar adamdan sayılmazdı ama bugün burada ateşte göremiyoruz. Ne oldu bunlara diyecekler. اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيَّ, biz onlarla dalga geçerdik. اَمْزَاغَتْ anhumul ebsar, yoksa gözler bunlardan kaydı mı? Yoksa biz onları göremiyor muyuz? Tabii orada göremeyecekler çünkü o gibi kimseler artık cennetteler ve cennet hayatında en güzel bir hayatı yaşamaktalar. İnne zâlike le hak, şüphesiz bu haktır. Tahasumu ehlin nar, cehennem ehlinin birbiriyle hasımlaşması, işte liderlik yapanlarla onlara tabi olan kimselerin kendi aralarında böyle konuşmaları, birbirlerine suçu atmaları hak olan bir durumdur ve bu zamanı geldiğinde gerçekleşecektir. Değerli izleyenlerim, insan bunları okuduğu zaman acaba ben kimin peşinden gidiyorum? Peşinden gittiğim kimse beni cennete mi götürür yoksa ateşe mi götürür? Dikkat etmeli. Ve tamamen bir dünyevilik varsa, dine ters şeyler varsa o gibi gidişler elbette iyi bir gidiş değildir, hayırlı bir gidiş değildir.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el mer'u ma'a men ahabbe buyuruyor. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Kim kimi seviyorsa, muhabbet ediyorsa onunla beraber olacak. Dost dostuyla beraber. Böyle olunca bir insan kime muhabbet ediyor bakması lazım. İşte el hubbu fillah, Allah için sevmek dinin çok güzel bir ölçüsü. Biz bütün peygamberleri seviyoruz. Bütün hak dostlarını, Allah dostlarını seviyoruz. Bütün ehli imana muhabbetimiz var. Ve elbette diğer alemde de onlarla beraber olmak isteriz. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinde işte bir taraftan sırat-ı müstakim ashabını Allah'ın nimetine mazhar kırmış olduğu peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin gitmiş olduğu yoldan gidenler. Onları nazara veriyor. Ama öte yandan gadab edilen ve yoldan sapmış olan kimseleri de yine bizlere bildiriyor. Bir kısım insanlar işte Allah'ın gadabına maruz kalmış ve bunlar gerçekten dünyada da cezalarını kısmen çekmişler. Böyle milletler var, böyle insanlar var. Bir de doğru yoldan sapmış olanlar, hak bir din kendilerine geldiği halde o dini başka şekle çevirenler ve dosdoğru yolda yoldan çıkanlar. Bu gibi kimseler de var. İşte biz kiminle beraber gidiyoruz? Gittiğimiz insanlar bizi nereye götürüyor? Buna bakmakla mükellefiz. Buna baktığımız zaman diğer alemdeki akıbetimiz de ona göre olacaktır. Kiminle gidiyorsak onlarla bir olmak, beraber olmak söz konusu olacaktır. İşte arkadaş çevresi bu açıdan son derece önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Er-racul ma halilihi, el-mer'u ma halilihi, kişi dostluk yaptığı kimseyle beraberdir diyor. Dolayısıyla her kim kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin diyor. İşte bazı insanlar içkici ve eyyamcı ve işleri güçleri oyun eğlence. Dünya hayatını adeta bir oyun eğlence gibi görüyorlar. Ahiretten gafil, ahiretten haberleri yok. Elbette ki bu kimselerle beraber olmak insanı ateşe doğru götürür. Ama günümüzde de nice böyle makbul, nice istikametli kimseler de var. Ve bunlar ibadetini yapıyor, günahlardan uzak kalıyor, istikametli bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Üzüm üzüme baka baka kararır derler ya, insanlar da birbirinden etkileniyor. İyi insanlarla beraber olduğumuzda onların iyi hali bize yansıyacaktır. Ama kötü insanlarla beraber olursak tatlı suları düşünelim. Denize karıştığı zaman tuzlu su haline geliyor. Artık eski özelliği kalmıyor. Kötü insanlara karışanlar da genelde onlardan biri haline geliyor. Cenab-ı Hak istikametli bir hayatı yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin ve bizleri ehli cennet olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.